Sekom Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba. Sekom günlüklerinin yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Zeynep Yaylalı. Zeynep bizim pazarlama müdürümüz. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Gökhan. Merhaba. Merhabalar. Seni birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii. Söylediğin gibi ben Sekom'da pazarlama müdürü olarak görev alıyorum. Aslında çalışma hayatına medikal sektörde başladım. Dış ilişkiler, ithalat gibi konulardan sonra yaklaşık 25 sene önce de bilişim sektörüne adım attım. Bilişim sektöründe hem global hem lokal firmalarda aslında telekom tarafında, IT tarafında, siber güvenlik tarafında pazarlama alanında çalıştım. Son 5 yıldır da Sekom'dayım. Harikasın. Peki Sekom bir dijital dönüşüm entegratörü. B2B şirketlerle çalışan bir şirket. Peki Sekom'daki pazarlamayı nasıl konumlandırıyorsun? Sence nasıl bir konuma sahip pazarlama Sekom'da? Dediğin gibi Sekom bir dijital dönüşüm entegratörü ve çok dinamik bir pazardayız. Bilişim sektörü son derece dinamik. Entegratör olmak da aslında komplike bir iş. Dolayısıyla bütün bu alanın dinamikleriyle, karmaşasıyla birlikte bizim yapmaya çalıştığımız pazarlama ekibi olarak en önemli konu hem hali hazırdaki müşterilerimize hem müşteri kazanımlarımıza doğru iletişimi sağlamak, yaptığımız işi doğru bir şekilde aktarmak. Burada da aslında B2B pazarlamanın dinamikleri devreye giriyor. B2B'de daha niş, daha odaklı bir kitleye ulaşmak hedefimiz ve doğrudan pazarlamayla bu kitleye ulaşıyoruz. B2B'nin dinamikleriyle aslında bu kitleyi iyi bir şekilde tanımlıyoruz. Onları analiz ediyoruz. Daha sonra da bu analiz ettiğimiz kitleye terzi işi bir yaklaşımla, onlara özel kampanyalarla, evet pazarlama kampanyalarıyla ulaşıyoruz. Yine B2B'de aslında hızlıca geri dönüşü almak mümkün. Bu geri dönüşe göre de doğru mecralarda istediğimiz kitleye ulaşıyoruz. Dolayısıyla Sekom'daki pazarlama ekibi olarak esas şeyimiz bu. Harika. Konumuz bu. Yani pazarlama zaten zor bir konu. Bir de entegratör bir firmada pazarlama yapmak demek. Yani evet. Birçok teknolojinin bir arada olduğu, birçok alanda çalıştığımız konular var, birçok proje var. Burada pazarlama yapmak biraz daha sizi zorluyor diye düşünüyorum. Evet. Peki bu ileri seviye teknolojilerde yani teknik seviyesi yüksek konular çok fazla. Bunları hem hakim olmanız gerekiyor. Hem bu hakimiyeti kurup hem de nasıl tanıtımını yapıyorsunuz? Yani izlediğiniz süreç nedir? Aslında demin söylediğin gibi bu zor bir konu. Fakat bizim şöyle bir şansımız var. Senin de içinde olduğun bir teknoloji ekibimiz var. Evet. Dolayısıyla da çok güçlü bir teknoloji ekibi arkamızda. Aslında siz işi büyük bir kısmını yapıyorsunuz. Biz de yaptığınız bu katma değerli işin aslında iletişimini yapıyoruz. Dolayısıyla bence Sekom'un gücü arkadaki bu teknoloji ekibinden geliyor. Hem sizin ekiple, teknoloji ekibiyle hem de üretici iş ortaklarımız var. Dünyada önde gelen firmalarla biliyorsun işbirliği içindeyiz. Bu ekiplerle çok yakın çalışıyoruz. Ve bu çalışmanın sonucunda da aslında işte yeni ürünler, yeni ürün lansmanları, müşterilerimiz için yaptığımız toplantılar, blog yazıları, ayrıntılı yazdığımız blog yazıları, mailingler, newsletterler ve sosyal medyayı da kullanıyoruz. Özellikle LinkedIn'de yaptığımız kampanyalarla doğru kişilere ulaşıyoruz. Yani zor olduğu halde eğlenceli gibi de görüyorum. Çünkü çok alanda var olmak biraz evet. Farklı konulara eğlence katıyor diye düşünüyorum. Evet, yani hakikaten biraz aslında teknolojiyi merak eden bir ekip olmak da gerekiyor. Ama bahsettiğim gibi arkada da çok kuvvetli bir ekibimiz var. Harika. Eğlence demişken de şunu söylemek istiyorum. Bunun peki avantajları neler? Yani entegratör bir firmada pazarlama yapmanın avantajları neler senin için?
konumuz aslında çok. Dolayısıyla hani materyal açısından hiç sıkıntı çekmediğimiz bir alandayız. Sanırım bu bizim için önemli ve rahatsız ettiren konulardan birisi. Harika. Peki bir şey soracağım. Yani pazarlama alanında çok önemli bir nokta var. Lead generation, yani potansiyel müşteri kazanma. Bunu B2B alanda nasıl önemli hale geliyor? Nasıl önem kazandırıyoruz ve uyguladığımız aksiyonlar neler bu konuyla ilgili? Aslında lead generation tarafında da şöyle bir şeyimiz var. Biliyorsun SECOM 32 yıllık bir firma. Ve çok güçlü müşterilerimiz var. Çok yıllardır bizimle olan müşterilerimiz var. Bu bizim aslında çok önemli bir kasımız. Ve mutlu ve memnun müşteriler aslında bize bunun üstüne giden daha yeni müşterileri de, yeni leadleri de, yeni potansiyelleri de getirirken önemli bir konu. Bir diğeri de tabii yeni teknolojilere olan aslında SECOM'un yatkınlığı. Çünkü pek çok konuda yeni teknolojileri çok iyi bir şekilde takip ediyoruz ve onları getirmek konusunda, onları uygulamak konusunda öncüyüz. Öncü olarak devam ediyoruz. Zaten Zeynep Hanım'ın bir hakimiyeti var. Bizi de bu bir toplantıda şey dedi bize. Hepiniz dedi pazarlamanın bir parçasınız. Biz burada işte sadece pazarlama ekibi değil, bütün şirket olarak, SECOM olarak pazarlama ekibindeyiz. Ona göre dedi. Biz de o yüzden ayağımızı ona göre denk alıyoruz dedi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten herkes o mentaliteyle SECOM'da hareket ediyor. Evet, gerçekten öyle. Peki bu alanda önem kazanacak, gelecekte neler olacak? Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Sizce önem kazanacak konular neler pazarlama alanında? Yani yapay zeka aslında pazarlamada da bence önem kazanacak. Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri, müşterilerin davranışlarının analizi, bunun hızlanması yapay zeka ile birlikte geliyor olacak. Data tabii ki bizim için çok önemli. Datadan besleniyoruz. Bunun ölçmek için ihtiyacımız var. Dijital deneyim çok önemli önümüzdeki dönemde de. Çevrim içi deneyim, kullanım dostu bir web olması artık sen de biliyorsun. User experience çok önemli. Kişiye özel olması çok önemli. İşte algoritmalar, search engine optimizasyonu gibi konular bence artık bu konulardaki hakimiyet olmazsa pazarlamada gelişmenin olmayacağı, bu hakimiyetin olması yani gereken her konular. Her konuda olduğu gibi bu konuda da biz yine yeni teknolojileri, yapay zekayı, işte machine learning'i kullanmamız gerekiyor ki biz de ileriye gidebilelim. Evet. Rakiplerimizden geri kalmayalım diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi her şey süper. Pazarlama konusunda bence çok aydınlatıcı bir videomuzu devam ediyoruz. Bir yandan da bu alanda çalışmak isteyen kişiler var. Bunlara ne söylemek istersiniz? Şöyle bir hani geri durup baktığımda ben bu alana girdiğimde işte dijital pazarlama ajansları, influencer marketing konuları yoktu. Çok hızlı bunlar geldi. Çok burada da çok ciddi bir değişim, çok hızlı bir değişim var. Dolayısıyla her şey çok hızlı evriliyor, çok hızlı değişiyor. Çok iyi takipte olmak, işte bol bol araştırmak, okumak, bunların hepsi bence mutlaka olması gerekenler. Yani pazarlama da aslında bir yaşam şekli, biraz insanın içine onu sindirmesi, hep bir şeylere bakarken o gözle bakması gerekiyor. Yaratıcılık da aslında Allah vergisi olan bir şey değil. O da hep çalışmayla biraz üstüne giderek geliştirilen ve sürekli gelişmesi gereken bir konu. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alarak bence pazarlamaya girecekleri çok zevkli bir ve çok önü açık, keyifli bir ortamın beklediğini düşünüyorum. Bunları göz önüne alarak herkesi bize gelsinler. Bu yaratıcılık da aslında çalışmayla birlikte gelecektir diye harika düşünüyorum. Harika. Ben pazarlamayı gerçekten kendim şahsım adına çok severim. Çünkü psikoloji de bilmeniz gerekiyor. İşte tekniğe de hakim olmanız gerekiyor. Çok zorlu bir konu ve doğru yapılmadığında her şey allak bullak olabiliyor. O yüzden çok takip ettiğim, böyle üzerine çalıştığım, makaleler okuduğum da bir alan. Bu keyifli sohbet için sana çok teşekkür ederim Zeynep. Ben de çok teşekkür ederim. Bugünkü sohbetimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta sonuna geldik bile. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. SECOM günlüklerinin bir bölümünü daha bitirmiş oluyoruz. Teknolojiyle kalın.